Sayın seyirciler, bulaşıcı hastalıklara karşı el temizliği büyük önem taşıyor. Ellerimizi sık sık sabunla, suyla yıkamamız gerekiyor. Peki kalıp sabunu mu yoksa sıvı sabunu mu tercih etmemiz gerekiyor? İşte bu sorunun cevabını sizler için araştırdık. El yıkama, el hijyeni bildiğimiz bütün salgın hastalıklar konusunda öncelikle koruyucu önlemlerimiz arasında yer alıyor. Toplu taşıma araçlarındaki tutacaklar, telefonlar, bilgisayar tuşları, asansör düğmeleri, paralar ve kapı kolları. Yani günlük hayatta kullandığımız aklınıza gelebilecek ne varsa aslında potansiyel mikrop yuvası. Ellerimiz yoluyla her yere taşınan bu mikroplar basit bir soğuk algınlığından ciddi hastalıklara kadar birçok istenmeyen duruma neden olabilir. İşte bu yüzden bir şeye dokunduktan sonra ellerimizi yıkamak temizlik açısından büyük önem taşıyor. Mikroplardan arınmak için el temizliği çok önemli. Bu yüzden ellerimizi sık sık sabunlu suyla yıkamamız gerekiyor. Peki bunu yaparken kalıp sabunu mu yoksa sıvı sabunu mu tercih etmeliyiz? Ellerimizi yıkamak için iki seçeneğimiz var. Biri kalıp sabun, diğeri ise sıvı sabun. Kalıp sabunun daha iyi temizlediği bilinir. Ancak uzmanlara göre sıvı sabun daha hijyenik. Toplu kullanım alanlarında işte katı sabun kullanırken bizden önce kullanan kişinin kullanımı sonrası kurumaya yeterli vakit kalmadığı için biz o ıslak yüzeyle temas ediyoruz ve o ıslanmış yüzeyde bakteri üremesine sebep oluyoruz. Ben kalıp sabun kullanıyorum, sıvı sabun kullanmıyorum. Efendim şöyle, uzmanlar diyor ki sıvı sabun toplu ortamlarda daha hijyenik. Çünkü kalıp sabuna bakteriler çoğalıyormuş ve insanların insana bulaşıyor. Bundan sonra sıvı sabunu deneyebilirim. Ancak sıvı sabun kullanırken de dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Sıvı sabun kullanımında da dikkat etmemiz gereken belli şeyler var. Özellikle sıvı sabun haznelerine doldur boşalt yapmamamız gerekiyor. Tekrarlayan kullanımlarda içeride artık kalacağı için o artığın içerisinde de bakteri üreme ihtimali çok yüksek olur. Dolayısıyla sıvı sabundan istediğimiz performansı elde edememiş oluruz. Sıvı sabun tercih ederim. Herkes kullanıyor, herkes eline alıyor. Hani çok şey temiz gelmiyor. Uzmanlara göre sıvı sabun kullanmak hijyen açısından daha sağlıklı. Kullanım kurallarına dikkat ettiğimiz takdirde sıvı sabunun kalıp sabuna oranla daha sağlıklı olduğunu, el hijyenimizi daha iyi sağlayabildiğimizi söyleyebiliriz. El temizliğinize dikkat ediyor musunuz? Tabii. Peki toplu alanlarda kullandığınız sabuna dikkat ediyor musunuz? Yani kalıp mı yoksa sıvı sabun mu tercih ediyorsunuz? Valla ikisini de şey yapıyorum, ben tercih ediyorum yani. Peki efendim şöyle bir şey, uzmanlar kalıp sabunu değil sıvı sabunu daha hijyenik buluyor. Bence daha iyi, aynen, kolaylık.